Emre! Yağmur! Neredesiniz? Neler oluyor orada? Bakıyorum oyuncak olmaya başlamışsınız bile. Çok güzel. Siz de pek iyi durumda değilsiniz. Hadi inadı bırakın. Bizi sanın da işimize bakalım. Bu da kim? Hemen çocukları bırakın, hemen. Yakalayın. Hayır. Bırakın beni. Bırakın. Sen de kimsin? Bunlar benim çocuklarım. Bırak onları. Birincisi onları bırakamam. İkincisi yakında artık birer oyuncak olacakları için senin de bir işine yaramazlar. Nasıl yani? Emre, Yağmur. Bize oyuncak olmamız için zorla iksiri çektiler. Sen bunu nasıl yaparsın? Karışma işime. Ona oyuncaklar dünyasını yok olmak üzere olduğunu söylemediniz mi? Boşuna nefesini tüketme, anlamıyor. Sen de oyuncaksın değil mi? O artık insan olmak üzere. Bırak! Çok ilginç. İnsan olacak, oyuncaklarsa insan olmaya başlar. Çok bu komik beni. Ne oldu size kopya çocuklar? Ah, bu olanlara kalbim daha ne kadar dayanacak? Ah be çocuklar, neden benim sözümü dinlemediniz? Görüyor musunuz başımıza gelenleri? Seni kaybetmeye göz alamazdık Nana. Oyuncaklar dünyasını ve seni kurtaracağımızı sanmıştık. Demek bunlar bizim oradan kaçan asi oyuncaklar. Evet, insanlardan nefret ediyorlar. Aslına bakarsan bizden de. Nana, biz şimdi oyuncak mı olacağız? Sizi bu beladan kurtaracağıma söz veriyorum. Belki de oyuncak olmak o kadar kötü bir şey değildir. Emre! Tabii ya, şimdi hatırladım. Ben bu kancayı tanıyorum. Zavallı oyuncak, merak etme. Çektiğin acılar bitecek. Ah zavallı. Durumu nasıl? Kötü hırpalanmış. İyileşmesi zaman alacak. Benim konseye gitmem gerek. Sen onun yanında durur musun? Ah yazık. Hayır yapmayın. Lütfen. Hayır. Neredeyim ben? Oyuncaklar dünyasındasın. Nana, oyuncaklar dünyasına nasıl geldik? Ben kayboldum. Senin ise başına çok kötü şeyler gelmiş olmalı. Evet. Şimdi hatırlıyorum. Sahibinin babası sana çok kötü davranmış olmalı. Evet. Hain adam sinirlendikçe hıncını benden alıp durdu. Beni oradan oraya fırlattı. Merak etme. Artık her şey yoluna girecek. Burada bize çok iyi bakacaklar. Bilmiyorum. Artık hiç kimseye güvenmiyorum. Hadi ama bana güvenebilirsin. Canın çok acıyor mu? Evet. Ama yemin ediyorum bunun intikamını alacağım. Göreceksin. İntikamımı alacağım. Bir gün insanlardan intikamımı alacağım. Tabii ya. Nero bu. Nero! Nero! Tanıdım seni. Buraya gel Nero! O benim dünyada oyuncakken en yakın arkadaşımdı. Makmuş'un komşusu olan çocuğun oyuncağıydı. Nero! Nero! Ne diye bağırıp duruyorsun? Tanıdım seni. Nero'sun sen. Benden ana. Hadi ama. Nasıl hatırlamazsın beni? Dünyada oyuncakken yan yana evlerdeydik. Sonra oyuncaklar dünyasına geldiğinde ilk gözlerini açtığında başucunda ben vardım. Seni salmam için hikaye anlatıyorsun. Ben seni tanımıyorum. Sen böyle bir oyuncak değildin. Benim tanıdığım Nero çok iyi kalpli, sevgi dolu bir oyuncaktı. Sevgi dolu mu? Bana bak Nero. Çocukların oyuncak olmalarını engelle hemen. Bizim de gitmemize izin ver. Delirmiş bu.
Beni dinle Nero. Dünyadaki tüm insanlar aynı değil. Evet, oyuncakları hor kullanan, onlara kötü davranan insanlar var. Ama bizim gibi oyuncakların değerini bilen ve onları çok sevenler de var. Bence Nana doğru söylüyor. Sen iyi birisin. Çünkü hiçbir oyuncağın kalbi kötü olamaz. Şoker'in bile. O bile bir insana aşık oldu. Sen de bu inadından vazgeçersen sevgiyi hissedip daha mutlu yaşayabilirsin. Yeter, kes artık. Yürüyün. Çocuklar, iyi misiniz? Bilmiyorum. Bana tuhaf bir şeyler oluyor. Bana da. Oh Suline, buradan hemen kurtulmalıyız. Ben de kendimi hiç hissetmiyorum. Dayanmalıyız. Dayanmak zorundayız. Suline, çocukları ne yapıp gidip kurtarmak zorundayız. Anlıyorum ama bu ipler çok sıkı. Nana. Nero. Hadi hemen gidin buradan. Teşekkür ederim. Sizinkileri de çözelim. Beni de. Tamam, bir dakika. Nana, şu çok sıkı. Bu elini hiçbir zaman unutmayacağım. Hadi kalk, gel. Hadi çabuk ol. Eğer bir gün istersen tabii geri dönebilirsin, biliyorsun değil mi? Evet Nana, ama şefimiz buna izin vermez. Peki çocuklar, onların oyuncak olmasını nasıl durduracağız? Bunun için maalesef hiçbir şey yapamam. İksiri şef hazırladı. Formülün nasıl dönüştürüleceğini bilmiyorum. Hadi kimse görmeden sizi gidin buradan. Hadi hadi gidelim, oyalanmayın. Sağ ol küçük kız. Neden? Bir anda olsa sevgiyi anımsattığın için. Hadi acele edin. Bırakın bu romantik lafları. Nana? Olamaz. Olamaz. Neden şimdi bez bebeğe dönüştü ki? Hiçbir şeyin dengesi kalmadı. Hadi çocuklar, hemen gidip şu ağacı bulalım. Kızım. Tanker bir anda yok oldu. Allah Allah, nereye gider? Bilmem. Allah'ım sen yardım et. Bu da nereden çıktı? Kim bilir? Thank you.
olmuş ağacı? Buralarda olmalı. Ama nerede? Gelin hadi, bana dayanın. İşte, işte orada. Hadi, hadi çabuk. Bana bakmayın. Bu kadar yüksek. Asla tırmanamam. Of. Buraya kadar geldikten sonra vaz mı geçeceğiz? Tabii ki hayır. O çiçeği almanın bir yolunu bulacağız. Evladım, bir şeyler hazırlasaydım. Yok Makbuş, canım istemiyor. Sıkma canını evladım. Siz Nana'yla birbirinizi çok seviyorsunuz. Her şey yoluna girecektir. Bilmiyorum Makbuş Sultan. Herhalde aklımı yitirmiş olmalıyım. Nana'ya nasıl öyle bağırabildim anlamıyorum. Hatta büroda Hakan diyen herkese resmen saldırdım. Bak evladım, ben Nana'yı tanıyorsam bu işi büyütmez gelir. Öyle mi diyorsun? Tabii. İnşallah gelir. İnşallah. Geldik Kulina. Yetiştik. Kulina aç gözlerini. Uyan, biz geldik. Çiçeği getirdik. Hadi bize ne yapacağımızı söyle. Hadi Kulina, ne olur aç gözlerini. Bunun olmasına izin verme. Çok geç artık. Hadi Kulina, oyuncakların için aç gözlerini. Emre, ne yapacağız? Kulina. Gelin benimle. İksirin nasıl yapılacağını göstereceğim. Hadi gidelim çabuk. Şimdi ne yapacağız? Bundan mı koyacağız Kulina? Ay. Hadi ama Kulina, bizi yarı yolda bırakamazsın. Şimdi ne yapacağız? Bilmiyorum. Ama sanırım içine bundan da koymamız gerek. İmdat! Acele et Emre. Bir an önce enerji odasına gitmemiz gerekiyor.
Ay, hadi. Dökelim mi? Umarım doğru yapmışızdır. Siz harika çocuklarsınız. Yaşasın. Teşekkürler. Sizin neyiniz var çocuklar? Kırmızı ormandaki asi oyuncak Mero bize oyuncak yapacak bir iksir içirdi. Giderek oyuncağa dönüşüyoruz. Mero mu? Hayır, hayır, bu olamaz. Merak etmeyin çocuklar. Oyuncak olmanızı asla izin vermeyeceğim. İyi ama Nana neden hala bez bebek? Bilmiyorum Kulna. Demek ki bir şeyler hala ters gidiyor Emre. Nana, Nana, Nana. Benim şu halimi görseniz, ne kadar feci bir durumdayım. Gidip halimi görseniz belki içiniz merhametle dolar. İnşallah, inşallah bu kıyafet işe yarar. Ya ne olur söyle İmran, o nerede? Onu gördünüz mü? Hayır, görmedim. Sanki sürekli benden kaçıyor. Neden ama? Ben ona ne yaptım? Bilmiyoruz dedik ya, görmedik. Aa, bak şu resmi gördüm. Günaydın öğretmenim. Hayır, hayır, söyle bu kelimeyi. Günaydın öğretmenim. Günaydın öğretmenim. Hay Allah, nasıl tanıdılar beni acaba? Hayatınızda bir yaşayın. Bu fikri buldunuz. Hiç değilse biraz gayet edeyim. Özge beni tanıyamaz. Şimdi yandım. Aa, sen de kimsin? Cevap versene. Neden susuyorsun, sana kimsin dedim. Çık çık çık. Ben bir civcivim, görmüyor musun? Bir dakika, bu ses. Yok bacım, vallahi bu civciv sesi. Bak, çık çık çık, çık çık çık. Sürpriz. Her yerde seni aradım, biliyor musun? Cöküksün işte. Ben ayaksızın teki. Benden adam olmaz. Öyle deme. Bu halin daha çok hoşuma gitti. Yani senin gibi zor mesafeli ve soğuk çocuklar daha hoş bence. Aa. Bir kez daha sana hayran oldum Ramo. Hadi gidip bahçede baş başa oturalım. Yok Özge, dışarısı soğuk. Hem de yağmur yağıyor. Olsun, daha romantik.
Son günlerde ikiniz de çok değiştiniz. Herkesten sürekli şikayet alıyorum. Hele seni hiç anlayamıyorum Yağmur. Sanki tanıdığım çocuklar gitti, yerlerine birileri geldi. Neyse, bu durumu babanıza bildirmek zorundayım artık. Ama öğretmenim. Bak Emre, bundan sonra bu sözü bir daha söylersen külahları değişiriz ona göre. Anne, anne ama sen... Tamam, telefonu. Şimdi oradayım. Anne. Mustafa Kamil. Oğlum. Ama bu mümkün değil. Anne. Öpsene elimi ayol, ne duruyorsun? Oğlum. Bu nasıl olur? Şaşkın. Hadi bana bir şey söyle bakayım. O kadar yoldan geldim. Anne. Seninle konuşacaklarım var Mustafa Kamil. Anne. Anne, ben hayal mi görüyorum? Bana ne oluyor? Siz gerçek misiniz? Anne. Anne. Anneciğim. Gerçeğim Mustafa Kamil. Gerçeğim. Yattı gel. Yattı. Artık uzun bir süre kendine gelemez. Çok eğlenceliymiş değil mi? Hem de nasıl? Hadi sen sınıfına git. Dön bakayım Roma. Hiç zahmet etme sen. Ben takmam o kaşkalı. Karizmam giderek anlarsın ya. Ama bak şimdi Ramacığım, hava çok soğuk. Üşütürsen ben ne yaparım sonra? Bunu bitirdikten sonra eldiven de öreceğim sana. Ramo çok şanslısın valla. Bu devirde hangi kız bir erkeğe kaşkalı olarak sevildiğini anla. Acaba arkama hiç bakmadan Hatice'ye mi dersem diyorum. Buyurun anneciğim, buyurun. Oturun çocuklar, oturun. Bak anneciğim, bunlar benim öğrencilerimin bir kısmı. Hepsini senin bana öğretmiş olduğun ilkeler doğrultusunda yetiştiriyorum. Kiminle konuşuyorsunuz? Sizi annemle tanıştırayım çocuklar. Anne, Fazilet Hanım. Anneniz mi? Evet. Anneciğim, hadi size okulun diğer bölümlerini gezdireyim. Buyurun. Geldim anne. Çocuklar, Atatürk'ün ilke ve inkılaplarını işleyeceğiz. Kitaplarınızı açın bakalım. Önce devletçilik ilkesini bir okuyun. Sonra da beraberce tartışırız. Ya Özge sıkıldım. Allah'ını seversen başka tarafa bak dediğin. Ay ne yapayım? Burada senden başka bak ne diyecek hiç kimse yok. Çok fazla özledim dışarıya. Sen bunu anlatmışım ki yoksa bazen. Gonca, benim için gizemini kaybediyorsun böyle yapınca. Ne diyorsun be şaşkın? Boncuk'um, yoksa yine eski anne mi döndün? Hani benim için ölüp bitirdin? Ne, ölüp bitmek mi? Ay ne saçmalıyorsun sen ya, kafayı mı yedin? Hah, şöyle, benim boncuk'um böyle olmalı. Çocuklar susun artık. Evet Emre, sen başla bakalım. Evet, hadi başlasana oğlum. Emre, neyin var senin? Emre? Emre evladım. Emre? Emre? Çocuklar koşun müdür bey çağırın. Emre, Emre, iyi misin oğlum? Çocuklar? Emre? Yağmur? Çocuklar, cevap versenize. Öğretmenim, işe yaramıyor işte. Aa, öğretmenim dedim, bir şey olmadı. Bir daha hadi bakayım. Neyi öğretmenim? Öğretmenim de. Öğretmenim. Oo, yaşasın artık, bir şey olmuyor. Çocuklar, istediğiniz kadar bana öğretmenim diyebilirsiniz. Öğretmenim, Yağmur ve Emre ne oldu sizce? Bence
ilgi çekmek için böyle yapıyorlar. Çocuklar, en iyisi ben ikisini de bir doktora götüreyim. Emre, Yağmur. Hayırdır müdür bey? İyi günler Makbule Hanım ama biz de anlayamadık. Birkaç saattir bu haldeler. Doktora da götürdük ama o da teşhis koyamadı. Ben de eve getirdim. Hakan Bey'i de telaşlandırmak istemedim doğrusu. Yok yok, ben biliyorum bu hallerini. Bazen böyle olur onlara. Nasıl anlayamadım? Çok zor tabii. Psikolojik müdür bey. Peki o halde. Geçmiş olsun. İyi günler. İyi günler. Çocuklar neyiniz var? Yok bir şey kızım, yok. Biraz dinlenmeleri gerek. Hadi siz işinize bakın. Bu yeni figürleri çok beğendim ben. Bak böyle.